destek olalım kabilinden bu işi yaptık. Onlar dediler ki bize hocam gidebilir miyiz? Siz bizim üreticilerinizi toplayın. Biz onları tanıtalım. Kontratlarımızı yapalım dediler. Tamam dedik biz de madem öyle. Onun üzerine gittik. İlçe ilçe bütün bizim üreticileri davet ettik. Pazar günlerinde ilçeleri. Anlattılar tabii ki şeyi ama buradaki en büyük sıkıntılardan biri şu danışmanlık açısından. Özellikle hayvancılık sektörü için söyleyeyim ben bunu. Bizim üreticilerimizin tamamı danışmanlık dediği anda herhangi bir bilgi değil de daha çok hastalıkların tanısı ve tedavisi için yani bir veterinerlik hizmeti talep ediyorlar. Şimdi anlatıyor, öyle bir yetkisi yok. Biz size şunları şunları öğreteceğiz. Kardeşim biz bunu biliyoruz dedi. O da ilk yıl başlangıç noktasında olduğu şeyde. Ben de şunda ısrarcı oldum şeylerden, üreticiler hakkında. Dedim arkadaşlar, bu sizin cebinizden verdiğiniz bir para değil. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 250 liraydı ilk başladığında galiba. 250 lirayı varsın devlet sizin adınıza bu arkadaşlara versin. Siz bundan bir gram bir ya da bir bilimlik bir fayda sağlasanız yine hepimiz için bir faydadır diye düşündük. Ve kabul ettirdik. İmzalandı bunlar. Fakat sonra sezon sonuna gelindiğinde ki zaten o sene çok geç bir süreçte başladı bu sistem. Ağustos ayı filandı ya da Temmuz ayı gibi bir şeydi. Yıl sonuna kadar biliyorsunuz o zamanlar şeyler vardı. Yılda iki defa yerleri gezdireceksin. Efendim söyleyeyim ayda en azından iki defa gezdireceksin, arkadaşı ziyaret edeceksin. Tabii bunları yapmalarının olanağı olmadığı için de ne oldu? Herkes şikayetçi oldu. Bu bizim hayvancılık sektörü için olan bir şey vardı. Bir de bizim şey var, Lapseki ilçelerimiz var. Oralarda da meyvecilik çok yaygındır. Orada da başka bir danışmanlık firmasının başına bela oldu bu iş. Hepsi mahkemeye gittiler, hapse bile atıldı insanların kimisi bu süreç içerisinde. Bence bu danışmanlık şeyimizi, özel danışmanlığı tam oturtamadan hep hadi kardeşim yürüyelim diye yürümeye çalıştık. Bu böyle bir sistem olmaz. Bir kere bizler kendimiz yetiştirmiş olduğumuz, bizler hadi yayıncıyız, taklitler mekanistiz diye düşünelim ama biz sadece neyi bile biliyoruz? Bizim eğitim sistemimiz içerisinde biz yetiştiriciliği, hastalıkları, bunların toprak şeylerin özelliklerini bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. O zaman kimlerden aslında bunun olur? Ya agronomist olacak, ya toprakçı olacak. Bir şekilde yetiştiricilikle donanmış insanlar yayım sistemi içerisinde bu üreticilere bir şeyler vermek için çalışmak zorunda. Ya da bizler yayımcılar olarak o şekilde kendimizi yetiştirmemiz lazım. Çünkü üretici sizi karşınızda gördüğü zaman gerçekten donanımlı bir bilgi ister. Sıkıntı orada. Mesela şimdi gene bizim oralarda o arkadaşlar bir tanesi kaldı şimdi firma olarak. Bu firmayla bu işi yapıyorlar. Ben mesela aynı zamanda üreticiyim de. Zeytin üretiminde ben de onlardan özellikle katkı olsun diye firmaya ben danışmanlık alıyorum. Şimdi o arkadaşlarla birlikte işte ayda bir ya da iki defa zeytinlikleri dolaşıyoruz. Görüyorum öğrenciler, bizim öğrencilerimiz de çalışıyorlar, şey yetişiyorlar. Yetişiyorlar. Şimdi bugüne kadar Türkiye'de hiçbir şekilde öğrencilerimiz ya da meslektaşlarımız sistem içerisinde tarlada bu işlerin üretim şekillerini, hastalıkları net olarak görmemiştir. Ben kendi bu yıllardır bu sektörün içindeyim. Hakikaten öyle bir şey yok. Ancak özel firmalarda Cezerjo'nun dediği gibi ilaç bayileri yöntemiyle ne yapabiliyoruz? Biz bilgilere ulaşıyoruz. Neden? Onlar da zaten firmalar açısından her zaman eğitim çalışmaları var. Çünkü force ediyor sürekli olarak firma konuyu bil diye. Ama sahil şekilde efendim söyleyeyim kamu yayımında da böyle bir şey maalesef bu force yok. Ancak arkadaşımız kendisi hakikaten çok şeyse, gönüllüyse, konuya ilgi duyuyorsa onu yapıyor. Mesela bizde ziraat odalarında çalıştırdığımız şeyler var. Pardon. Ziraat mühendisi arkadaşlar var. Mesela onlar çok meraklı olanları var. Meraklı olanla olmayanı çok güzel fark edebiliyorsunuz. Meraklı olan arkadaş her gün öğleden sonra arabayı atlıyor, çiftçileri ziyaret ediyor. Hemşehrilerden almış olduğu verileri kullanıyor. Çünkü ziraat odaları aynı zamanda biliyorsunuz ilaç bayisi olarak da çalışabiliyorlar. Firmalar onlara getiriyorlar, yeni ürünlerini tanıtıyorlar. Onlar da o bilgiyi götürüyorlar, üreticilerle paylaşabiliyorlar. Yani bu sistemde muhakkak bir kere öncelikle herkes hangi konuda çalışacaksa o konuyu ya da o bölgedeki bitkisel üretim ya da hayvansal üretim konusundur kendini çok iyi donatmalı. Ve o konuda kendini yetiştirdikten sonra bu
özel danışmanlık ne yapabilir? Gerçekten etkin olarak kullanılabilir. Aksi takdirde hem bir şey sıkıntımız var, ölçek sıkıntımız var, küçük ölçekler. Üreticiler açısından hakikaten bunun finansal şeyini gerçekleştiremeyeceği için. Ama devletin şimdi bu verdiği destekler de işte fena bir rakam değil. İlk başlangıçta biliyorsunuz bu paralar üreticinin hizmetine, banka hesabına yatırılıyordu. Şimdi ise bu değişti çünkü onunla ilgili çok sıkıntılar yaşandı. Üretici alıyor parayı ve bana gelmedi ki ben niye parayı vereyim diyor. Ve ondan sonra bu sefer hukuksal süreç başlıyor iki hem firma üretici adına. Şimdi onlar değiştirildi biliyorsunuz. Direkt hangi hizmeti hangi firmadan alıyorsanız ücret oraya yatıyor. Bu bir şekilde iyi bir çözüm ama dediğimiz gibi en büyük sıkıntı hem oradaki çalışacak olan yayıncının gerçek anlamda donanımlı olup olmamasıyla ilgili. O yüzden bence birinci iş bir kere ölçekler birazcık daha büyüyecek. İkincisi de biz özellikle bu yayın çalışanların gerçekten kendi konusu hakkında üreticiye para kazandıracak. Çünkü para kazanmadığı hiçbir hizmete kimse para vermez. Onu görecek, o şekilde bir hizmet olursa burada bir kazanç olacağı kanaatindeyim. Bir de Özler arkadaşınızın söylediği o Önder Çiftçi örneği var. Biz oralarda, o yörelerde çok çalıştık. Orada hakikaten ölçekler çok büyük. O bahsettiği geçen çiftçilerin hemen hemen hepsi en aşağı 1000 dönüm yer işliyorlar. Ve onlar da sadece bununla da ilgili değil, o Önder Çiftçi Derneği artık bir koca bir sanayi şirketi gibi bir şey olmuş. Aynen öyle. Yani mesela fuarcılık yapıyorlar. Biz onlarla birlikte çalışıyoruz. Fuarlara gidiyoruz, geliyoruz. Oradan para kazanıyor. Kooperatifçiliği var. Tohumculuğu var. Sigorta. Sigorta var. Efendim söyleyeyim, kanolayı ürettiriyor, sözleşmeli tarım yapıyor. O kadar alıyor. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam 35 bin ton kanola aldığını söyledi Ezik Bey. Onların müdürü. Yani bu yapıyı bir şekilde oluşturmak lazım. Ama bence daha bir yolumuz var ve işin üzücü tarafı da şu. Her zaman işte yayında da diyoruz ya, başarı muhakkak önemli öncelikle. İşte daha önce çalıştırılan mesela kanola Kolza'ydı biliyorsunuz. O Türkiye'ye geldiğinde bir hata oldu. Yıllarca bir daha gelemedi. Ondan sonra ismini değiştirmek zorunda kaldık. Bu danışmanlığın da maalesef özel danışmanlığı böyle bir süreç içerisinde başladığımız için biraz da üzülüyorum aslında. Olması gereken şeyi bir anda kötü bir başlangıçla belki bir daha hiç çalışamaz bir konuma getirmiş olacağız.